Merhaba arkadaşlar. Ben Talha Doğan. Tonguç Akademi'de değerli öğrencim Tonguç ile birlikte size coğrafyadaki eksen eğikliği konusunu işleyeceğiz. Nasılsın Tonguç? Merhaba hocam, siz nasılsınız? Teşekkür ederim evladım. Yine formunda görüyorum seni. Hocam, eksenim kaydı hocam. Vay, derse de güzel bir espriyle başlarım diyorsun. Tonguç, bu nedir Tonguç? Top hocam. Top değil mi? Bu topa biz dünya diyoruz Tonguç. Bu yaşadığımız Aa. yerküre. Anlatabildim mi evladım? Hocam hiç dünyaya Öncelikle benzemiyor ama. basitten zora doğru gitmek istiyorum. O yüzden nasıl dünyaya benzemiyor oğlum evladım? Bak Afrika var, Madagaskar denizler, Ha, o Atlas. gece gündüz farkı mı hocam? Aynen evladım bak burada güneşin vurduğu yer aydınlık ama diğer taraf karanlık. Tamamen çok basit görüyorsun değil mi? Bak bu güneş. Sarı Güneşin top olan güneş hocam. aynen bak hatta şöyle biraz da etrafı ışınlar saçsın tamam mı? Çok basit anlatıyorum. Anlıyorsun değil mi Tonguç? Hocam benim sebebime en sonunda inebildiniz. Teşekkürler. Aynen Tonguç. Bak bu yuvarlak top dediğimiz şeye biz dünya diyoruz. Onu ısıtan, ışınlarıyla onun aydınlanmasını sağlayan yıldıza da güneş diyoruz. Şimdi Tonguç, dersimize ciddi bir şekilde başlayalım. Öncelikle şu çok önemli. Etrafımıza gördüğümüz birçok olayın dört temel sebebi var. Dünyanın şeklinden, günlük hareketten, yıllık hareketten ve yörüngenin şeklinden dolayı birçok olay yaşanıyor. Mesela gece ve gündüz günlük hareket sonrasında oluşuyor. Dünya güneşin etrafında değil de kendi eksen etrafında dönerken, şöyle döndürelim dünyayı, kendi eksen etrafında dönerken bu taraf aydınlık oluyor gündüz, bu taraf karanlık oluyor gece. Gece ve gündüzün ne olduğunu biliyorsun değil mi Tonguç? Evet hocam, geceliğin karanlık, gündüz de aydınlık oluyor. Mükemmel bir zekaya sahipsin Tonguç. Yıllık hareketle ise mevsimler oluşuyor. Dünya aynı zamanda güneşin etrafında da dönüyor evladım. Ve kendi eksen etrafında dönerken güneşin etrafında dönmesiyle birlikte de mevsimler yaşanacak. Şimdi bunları zaten önceki videolarımızda anlatmıştık. Bugünkü konumuz bizim eksen eğikliği. Eksen eğikliği ve beraber hareket ettiği yıllık hareket nedir ona bakacağız. Eksen eğikliği nedir Tonguç? Hocam, eksen dediğimiz şey Evet. döndüğümüz yer benim bildiğim kadarıyla. Evet. Ha. Eğik de demek ki düz değil. Bu kadar basit. Muhteşem. Çok güzel tane tane anlattın ve arkadaşlarımızın da anlamasını sağladın. Şimdi evladım şu çok önemli. Bak. Gördüğün gibi dünya burada, pardon, dünya burada, güneş burada. Hatta şöyle gösterelim sana, bu kağıdımız dursun. Şu daha iyi anlayacağım bir şekilde gösterelim. Bu daha iyiymiş hocam. Heh, bu daha iyi değil mi? Şimdi bak Tonguç. Dünya güneşin etrafındaki dönüşünü ne kadar sürede tamamlıyor Tonguç? 24 saat hocam. Güneşin etrafındaki dönüşünü. Bir ay. Hayır evladım, 12 ayda tamamlıyor, 1 yılda. Pardon hocam. Bildin Evet, bir mi? yıl. Mevsimlerin tamamen oluşabilir, yani bir yılın oluşması için 365 gün geçmesi lazım. Dolayısıyla dünya kendi eksen etrafındaki dönüşünü 24 saatte tamamlıyor. Ha, tamam, Ama şimdi anladım. güneşin etrafındaki dönüşünü bir yılda tamamlıyor. Şimdi dikkat etsen şu anda diyelim ki atıyorum biz hangi aydayız? Ocak ayındayız değil mi? Ocak ayındayken düşün bak bu güneş ekvatora geliyor şu anda dik geliyor gördüğün gibi. Evet Buralar hocam. sıcak değil mi? Bu taraflar Evet. sıcak. Kutuplar soğuk. Bu taraf karanlık. Hı Öyle değil mi hı. diyorsun? Bu taraf aydınlık. Peki Ocak ayından ne kadar süre sonra geçerse buraya tekrar aynı tarihe gelir? Ocak ayı hocam. Değil mi? Bir Yani yıl 24 ay. Pardon. Hocam pardon, 12 ay. 12 ay geçerse döndüğü yere tekrar gelir. Bak, dünya güneşin etrafına dönecek ve tam 12 ay sonra olduğu yere geri gelecek. Şimdi peki buradan buraya gelmesi için ne kadar süre geçmesi lazım? 6 ay öyle değil mi? Evet hocam. Ocak ayından 6 ay süre gidelim. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. Ocak ayından buraya geldiği zaman Temmuz ayına gelmiş olmuyor mu Tonguç? Evet hocam. Diyelim ki Türkiye'de şurası olsun bak. Türkiye'de şuralarda bir yer. 36-42 değil mi Türkiye? Evet. Şu anda bu döndü döndü sonra bu tarafa geldi. Türkiye'nin güneş ışınlarını alış açısı burada ve burada aynı değil mi Tonguç? Aynı hocam. Halbuki biz ne diyoruz? Ocak ayında soğuğuz, Temmuz ayında sıcağız öyle değil mi? Evet. Ocak'ta kış yaşıyoruz, Temmuz'da ise yaz yaşıyoruz. O Nasıl zaman oluyor bu hocam? bu yanlıştı. Böyle bir şey yok Tonguç. Dünya Ha. güneşin etrafında böyle durmuyor. Yani yanlışı mı öğrettiniz bana sabahtan Evet, beri? sabahtan beri yanlış öğrettim sana Tonguç. Dersimiz de burada bitti. Hay Hayır, yok Allah öyle değil. ya. Şimdi bu eksen eğikliği olmasaydı ki pozisyon. Eksen eğikliği olmasaydı dünya güneşin karşısında tam dik dursaydı, eğik bir şekilde durmasaydı, 6 ay da geçse, 5 ay da geçse, 12 ay da geçse mevsimler olmayacaktı Tonguç. Çok Yani berbat olur hocam. aynen. Ocak'ta Temmuz'da aynı olsaydı Aynen çok aynı olacak sıkılırdık. bak. Niye bak? Burada da güneş ışınları aynı geliyor. Burada da aynı geliyor. O zaman çok sıkıcı olur değil mi? Sen yaz aşkı yaşayamazdın mesela. Gerçi kış aşkı da yaşayamıyorsun sen. Ne olacak senin halin Tonguç? Aşk yaşamak istiyorum hocam. Neyse şimdi önce şu konuyu anla. Sonra belki bu konu zor bir konu. Bu konuyu anlayan arkadaşlarına, anlayamayan arkadaşlarına anlatırken
yaz kış girersin muhabbete. Şimdi gelelim eksen eğriliğinin olduğu pozisyona. Şimdi az önce şu dünya şöyle diye bak, şu ekvatoru görüyorsun değil mi Tonguç? Evet hocam. Bunu böyle eğeceğim bak, bu şekilde eğeceğim. Yani bunu şöyle yapıyorum bak, eğiyorum. Az önce çizdi, Aa, böyle eğeyim, anladım. tamam. Eğdiğim zaman şöyle yapalım hatta, şunları da çizelim. Bak şimdi burayı gene karanlık olmayacak, bu tarafı güneş gören Evet, taraf. evet. Buna aydınlanma dairesi deniyor Tonguç, Evet şurası. hocam. Bu tarafı karanlık, bu tarafı aydın. Şimdi bak, dikkat ettiysen şu ekvatorun biraz üstünde olan kısımlar, yani yengeç hanesi güneş ışınlarını dik alıyor. Dolayısıyla şu anda burası daha sıcak, bu aşağısı biraz daha soğuk, öyle değil mi Tonguç? Çünkü daha dik geliyor oraya, değil mi hocam? Harikasın Tonguç. Geometrik olarak bunu çevir çevir çevir. 6 ay sonraya gidiyorum. Bak şimdi. Şöyle yapalım. Bunda böyle eğmemiz lazım ya Tonguç, şöyle. Şöyle yapalım. Yani eğik bir top hocam, yamuk. Aynen Tonguç. Şurayı karalıyorum. Bak şimdi karaladım. Tamam mı? Şöyle. Bak şimdi. Az önceki Türkiye'yi yeniden gösteriyorum. Türkiye neredeydi? Bak şu ekvatorun Birazcık üstündeydi. üstünde, evet. Şimdi yine ekvatorun birazcık üstündeydi. Ha, Bak şu yamuk anda, olduğu için. evet bak, eğik tabii. Eğdik ya şöyle. Anladım hocam. Şimdi bak, güneş ışınları şu anda Türkiye taraflarına iyi geliyor. Ama şu anda ekvatorun üstünde yer alan Türkiye, bu sefer güneş ışınları biraz daha kötü Of, gelmiyor. çok iyi. Yatay geliyor hocam, Değil mi? olmaz. Bak şu anda aşağıya, yani güney yarım küreye daha iyi geliyor. Dolayısıyla şu anda güney yarım kürede yaz yaşanırken Türkiye'nin de yer aldığı kuzey yarım kürede kış yaşanıyor. Nasıl yani hocam? Şu anda Brezilya'da falan Yaz yaz mı yaşanıyor, yaz yaşıyorlar? yaşanıyor. Niye? Bak şu anda dünya bu pozisyonda. Biz yukarıda kaldık. Bize güneş ışınları daha değik, eğik açıyla geliyor. Biz kış mevsimindeyiz. Ocak ayındayız. Ama Brezilya, işte ne bileyim, Arjantin, Afrika. Şili, Güney Afrika, bunların hepsi şu anda yaz yaşıyorlar. Avustralya yaz yaşıyor Yaz hala. tatilleri yok mu hocam bunların? Onlar kış tatili diyorlar. Hay Allah ya. Onların yazı bizim kışımız yani. Mesela Ocak ayında yılbaşına onlar denize girip kutluyorlar. Biz ise kartopu oynuyoruz. Anlatabildim mi? Oo, onu bilmiyordum hocam. Bence bilmelisin Tonguç. Dünyayı da geziyorsun, o kadar öğren bunları. Şimdi Tonguç'um, dikkatle dinle. Bak, güneş ışınları burada kuzey yarımküreye geldi, yaz yaşadı. Burada ise güney yarımküre. Bak bir şey dikkatini çektim bak. Şurası kutup noktası ya Tonguç. Evet Kutup hocam. noktası. Kutup noktası bu sefer burada, görüyor musun bak. Hani Eyvah, eğince. kutuplar eriyecek hocam. Kutuplar bak, dünya ne kadar dönerse dönsün burası 6 ay gündüzde kaldı, görüyor musun? Burası ne Ha. kadar dönerse dönsün Hep gün karanlık. hep karanlık kaldı. Tam tersi bu sefer burada bak. Bu sefer kuzey kutbu karanlıkta kaldı, güney kutbu aydınlıkta kaldı. Ne kadar böyle kendi ekseni etrafında dönerse dönsün. Anladım hocam. Şimdi dolayısıyla dünya güneşin karşısında 23 derece eğik olduğu için eksen eğikliği var. Ama bir de burada gösterelim bir kez daha bak. Bu eksen eğikliği olmasaydı ki pozisyon, görüyor Evet. musun? Bu ise ekseni eğilmiş pozisyonu. Bu eksen eğikliği olmasaydı ki pozisyon, bak güneşi buraya çiziyorum Tonguç'um. Güneş ışınları yalnızca ekvatora dik geliyor. Burada ise güneş iyice dalgalandı, alev alev oldu. Burada ise bak, ekseni eğik olduğu için ne oldu? Güney yarım küreye güneş ışınları daha iyi geldi. Anladım hocam. Anlaşıldı mı? O zaman güney yarım kürede yaz yaşanırken kuzey yarım kürede kış yaşanmasının, mevsimlerin yaşanmasının sebebi neymiş Tonguç? Eksen Ekseni, eğikliği. eksen Kesin. eğikliği ve Mevsim deyince hocam, eksen eğikliğini yapıştıracağım. aynen Tonguç. Şimdi peki, eksen eğikliği 23 derece eğik ya. Eksen eğikliği 0 derece olsaydı, yani olmasaydı O ne zaman olurdu? mevsim olmazdı hocam. İşte zekana hayranım Tonguç. Ama Senin gece gündüz olurdu. bu yönünü çok seviyorum Tonguç. Leb demeden hemen anlıyorsun. Çorumu anlıyorum hocam. Çorum'u anlıyorsun. Leb demeden Çorum. Harikasın. Şimdi mevsimler olmazdı. Gece gündüz eşit olur. Hani biz diyoruz ya, yazın gündüzler uzuyor. Abi ne güzel, hava geç kararıyor diyoruz ya. Ha. Mevsimler olmayınca gece gündüz de eşit olurdu. Her zaman biz 12 saat gündüz, 12 saat gece yaşardık. Dolayısıyla da işte yaz geceleri güzel oluyor falan diye bir muhabbet kalmazdı geriye Tonguç. Anladım Anlaşıldı mı? hocam. Peki eksen eğikliği 38 derece olsaydı ne olurdu sence Tonguç? Bunu da soruyorlar üniversite sınavlarında. 38 derece olsaydı hocam pişerdik herhalde. Aynen bak, Türkiye 36-42'de değil mi Tonguç? Bak şu anda eksen eğikliği 23 derece. Daha fazla Yengeç... mevsim olurdu yani. Evet. Yazlar daha sıcak, Harikasın. kışlarda daha soğuk koşardı. İşte bu zeka Tonguç. Bunu gerçekten inanarak söylediysen, buraya bakarak söylemediysen hayatında gördüğüm en zeki insansın Tonguç. Gerçekten bunu buraya Sağ olun yazıyorum. hocam. Babama da söyleyin lütfen ya. Babama, annem, inandıramıyorum hocam. İnandıracağım Beni onlara. hastaneye Bu yatırmaya videoyu çalışıyorlar. onlara da izleteceğim. Bu sahneyi ona izleteceğim. Bak, eğer eksen eğik, şöyle düşün. Bak, güneş ışınları buraya dik gelince bize hep aynı açıyla geliyor. Ama eksen eğikli olunca ne oluyor? Bir 23'e de geliyor. 23 yengeçe. Bir de 23 oğlağa geliyor, öyle değil mi? Yani 23 yengeç derecesine geldiği zaman yaz yaşıyoruz. Bize yaklaşıyor. 23 oğlak derecesine dik geldiği zaman da kış yaşıyoruz. Peki eksen eğikli 38 derece olursa, 38 derece olursa ne olacak? Bu sefer bize de dik geldiği günler olacak. Yaz çok sıcak olacak.
Oğlak dönemcisi 38'e gelince bu sefer bizden çok uzaklaşmış olacak. Kışlar çok daha soğuk olacak. Ekseni ikli 10 derece olursa da Türkiye'de yazlar daha ılık, kışlarda daha ılık olacak. Öyle değil mi? Burada yazlar daha sıcak, kışlarda daha soğuk oluyor. Hakikaten de burada yazmıyormuş Tonguç. Yazmamasına rağmen bilmişsin. Ailene bunu hemen paylaşacağım. Şimdi yıl içinde sıcaklık ve gölge boyu değişecek. Öyle değil mi mevsimlere bağlı olarak? Evet hocam. Kuzey yarımkürede yazdıkken güney yarımkürede kış yaşanacak. Bunu öğrendiğim çok iyi oldu hocam. Aynen. Dönenceler dışında 4 mevsim yaşanacak. Bak şurası dönencelerin içi. Buraya güneş ışınları dik geliyor. Ama bunun dışındaki yerlere, yani şu maviyle taradığım yerlere, şuralara Tonguç, şöyle yuvarlak yaptığım yerlere, buralara güneş ışınları hiçbir zaman dik gelmiyor. Ve aynı zamanda buralara 4 mevsim yaşanıyor. Eksenekli 23 olduğu için 23 yengeç dönencesi ve 23 oğlak dönencesi diyoruz. Şimdi bu yine eksenekliğine bağlı olarak, yıllık harekete bağlı olarak 4 önemli tarih var. Bunları da söyleyelim ve videomuzu bitirelim. Şimdi 21 Haziran tarihinde güneş ışınları yengeç dönencesine dik geliyor. Görüyor musun bak? Ekvatorun üstündeki yengeç dönencesine dik geliyor. Yani çok sıcak oluyor. Aynen. Dolayısıyla kuzey yarımkürede yaz yaşanırken güney yarımkürede ne yaşanıyor Tonguç? Kış. Kış yaşanıyor. Ters hocam onları. Aynen. Kuzey yarımkürede en uzun gündüz yaşanıyor 21 Haziran tarihinde. Güney yarımkürede de en uzun gece yaşanıyor Tonguç. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde güneş ışınları ekvatora dik geliyor. Bu tarihlere biz ekinoks tarihleri diyoruz Tonguç. Ekinoks. Çok havalı bir isim varmış. Aynen. Hocam. 21 Haziran ve 21 Aralık tarihlerine de solstis tarihleri diyoruz. O ne ya? Şimdi burada da ekvatora 90 derece açıyla geliyor, dik açıyla geliyor. Kuzey yarımkürede ve güney yarımkürede ikisinde de bahar yaşanıyor. Fakat kuzey yarımkürede 21 Mart'ta ilkbahar, 23 Eylül'de sonbahar yaşanıyor. Peki sana bir şey soracağım Tonguç. Mart ayı mı daha sıcaktır, Eylül ayı mı? Hocam bize göre Eylül daha sıcak. Eylül daha sıcak, evet. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır deriz. Peki ikisinde de güneş ışınları aynı açıyla geldiği halde sence Mart Eylül'den neden daha soğuk veya Eylül Mart ayından neden daha sıcak sence? Çünkü hocam yazdan çıkmışız, böyle hemen mükemmel şey yapmıyorum. Mükemmel bir zekan var Tonguç. Direkt üniversite sınavına çıkmış bir soruyu direkt doğru cevapladın şu anda. Eylül ayında yazdan çıktığımız için ısı birikimine bağlı olarak burası daha sıcak oluyor. Gece gündüz eşitliği yaşanıyor bu tarihlerde. Her tarafta gece gündüz eşit. Aydınlanma çizgisi de kutup noktalarından geçiyor. Görüyor musun? Bak aydınlanma çizgisi kutup noktalarından geçiyor. Burada ise kutup dairelerinden geçiyor. 21 Haziran ve 21 Aralık tarihlerinde kutup dairelerinden geçiyor. Bu birazcık geçiyor. Karışıkmış hocam. Aydınlanma çizgisi ne biliyor musun Tonguç? Şu beyaz tarafla siyah tarafı ayıran çizgiye deniyor. Ha. Bak kutup gece gündüz ayıran. Aynen gece gündüz ayıran şey. Oğlak dönencesine dik geldiği zaman 21 Aralık tarihinde ise kuzey yarımkürede kış yaşanıyor. Güney onu ben söyleyeyim hocam, yaz. Mükemmel bir zeka sahibi. Yaz hocam yaz. Ya ne yazı? Yaz, yaz hocam yaz. Espri yapıyorum hocam. Aynen çok güzel bir espri. Çok kaliteli bir espri yaptım, anlayamadım. İlik bir çocuksun. Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanıyor. Güney yarımkürede en uzun gündüz yaşanıyor. Peki sana bir şey söyleyeceğim Tonguç. Hatta bunu ödülü soru yapalım. Bu soruyu bence birçok kişi bilemeyecek. Bakalım sen bilebilecek misin? İstanbul'da yani kuzey yarımkürede yani Türkiye'de ne zaman, hangi tarihten sonra geceler uzamaya başlıyor? Hadi bakalım, cevapları yorumlara bekliyoruz.